Bir anı, bir hikaye. Bir sahte dervişin casusluk anıları. 68. bölümdeyiz. İngiliz casusu, Macar Yahudisi, bir ayağı topal, 12 dili lehçeleriyle biliyor, dört din değiştirmiş, Siyonizmin aşığı. Siyonistler için yurt kurma maksadıyla Abdülhamit Han'ın kapısını aşındırmış bir adam. Hive'ye geldi. Bundan önceki bölümde sizlere anlattığım gibi. Hive'de diğer hacılarla beraber bir medrese odasında kendisine bir oda ayrılmış. Orada kalıyor. İnsanlar da hacı gelmiş diye kendilerine okutmak için, dua almak için bu gözlerle Kabe-i Şerif'i gördün diyerek ona hem hediyeler veriyorlar hem de dualarını almaya çalışıyorlardı ki bir haftada, bir haftalıdır hivedeydi. Daha da kalacak. 12 Macar altını kadar bana hediye verildi. Burada dervişlere hediye vermek adet. Bizim de vermeleri için elimizi açıp onlardan hediye istememiz adet diyor. Nasıl bir adetse anlamadım. Beni Mehter Hara Hive Hanı'na bu bakmayın böyle diyor ama bu adam hacı falan değil. Bu adam Buhara'ya gidiyor ve sultanın özel bir adamı diye fıslayınca ben diyor bu fısıltıyı duydum ama hiç belli etmedim ama bu ham beni bir daha sorguya çekmek için huzuruna kabul eder diye bekliyordum zaten diyor. Hakikaten de beklediğim gibi efendim e, davet geldi buna da hiç şaşırmadım. O davet günü çok sıcak vardı. Hararet yüksekti. Belki 40 derece falandı. Yerimden kalkmayı canım istemiyordu. Canımı çok sıkan, çavdurlarla yapılan harpte yakalanmış, cezalandırılması kesin olan bir takım zavallıları, zavallı esirlerin tutulduğu sarayın avlusundan geçecektim. Esirler de getirilmiş sarayın avlusuna doldurulmuşlardı. Evet. Huzura çıktığımda hanın yanında bulunanlar her zamankinden çoktu. Han, benim din dışı bilimlerle de uğraştığımı, güzel yazıdaki ustalığımı duyduğunu söyledi. Hattat olduğunu duymuş güya. Benden İstanbul usulü birkaç satır yazı yazmamı istedi. Han'a bu düşünceyi telki denen İran kökenli mehterdi. Özel kalem müdürüydü. Mabeyin müdürüydü. Adamın kendisinin hattat olduğu iddiasta bulunduğunu, Mehter de ben iyi bir hattatım diyormuş, bununla da gururlandığını, benim liyakat derecemi hacılardan layıkıyla araştırdığını biliyordum. Ya bu adam nasıl yazıyor falan diye hacı arkadaşlarından da sormuş. Verdikleri hokka kalemle şöyle bir ibare yazdım. Dikkat buyurun efendim. İstanbul usulü yaz yaz dedi. Ziyadesiyle azametlu, kudretlu, mahabetlu hükümdar. Müstagrafı, lütf ve iltifatı hümayunları olan abd ahkar ve astakları küllü hattatın küllü tindir bu. Küllü hattatın cahilün derbi mesel, darbi meselinden gafil olmadığı cihetle şimdiye deyin talimi hüsnü hatta pek itina etmeyip birkaç satırı her ayıp ki sultanı pebesent di dehen rast kavline itiraren takdime cüret eder.'' Efendim diyor. Ben biliyorum ki kıymetli sultanım. Ben biliyorum ki bütün hattatlar cahildir. Ata sözü üzerine zaten hat sanatına fazla iştiyakla da sarılmış değilim. Çok nadiretten yazarım. Bu yazdığımda oradaki mana bu yazdığımda sizin gibi kıymetli bir sultanın bizlere emirleri üzerine olmuştur. Emre uyabilmek için ben bunu yazdım diyor. Böylece hattatlığıyla övünen mehterin de cehaletini sultanın huzurunda yazılı belge bırakarak belli ediyor. Han yazının başına İstanbul adeti gereğince yazdığım saygı nitelemelerindeki övgülerden çok keyiflendi. Bu Osmanlı'da azametli, kudretli, mehabetli diye paşaların birbirlerine yazdığında da bu ibareler vardır efendim. Osmanlı böyle şeye çok dikkat ederdi. Sultan bile bakınız hebencilik bu üç tane kelimeyle mest olmuş. Mehter ise bilgisizlikte ondan ileride olduğundan sözlerim altına gizlediğim, gizlenmiş olan alayın ve istihsanın farkına varamadı. Vardıysa da belli etmedi. Bunun üzerine huzurda oturmamı sultan emretti. ikinci ziyaretine Hive Sultanı, Hive Hanı. Bir kase çay ve ekmek ikramından sonra han benimle sohbete başladı. O gün yalnız politikadan söz edildi. Ben dervişliğimi zedelememek için, derviş hani dünya işi konuşmaz ya efendim, politikada konuşmaz. Zedelememek için yalnız soru sorulduğunda konuşuyordum. Yani soru soranları sözleri ağzımdan birer birer çıkarttırmak zorunda bırakıyordum. Evet, ya, hayır yarışması gibi tek tek söylüyormuş. Bu sırada Mehter hakkımdaki kuşkulan doğrulacak bazı sözler kaçırmamı dört gözle bekledi durdu. Ama boşuna yoruldu. Ağzından hiçbir şey kaçırmadım. Çünkü huzurundan çıkmak üzere izin istediğimde han hakkımda güzel sözler söyleyip günlük masraflarımı almaya hazinedarına gitmemi emretti. Hazine'nin odasını bilmediğim için de yanıma bir memur verdi. Burada bu memurla beraber Hiva Han'ın sarayın avlusundan geçerken orada yakalanmış olan hatran orijinalinde esirlere yapılan işlemleri, sorguları, sualleri bir Yahudi'nin bir ehli sünnet düşmanının ehli sünnet hakkında reva göreceği ne kadar suçlama varsa onları yapmaya çalışmış. Güya Abdülhamit Han'ı da takdir eden bir adam da bu sonraları. Belki bu devresi 33 yaşlarında falan bunları yazdığı zaman. Onun için orada ki bir sayfalık kadar, kadar uygun olmayan şeyleri ben sizlerle paylaşmak istemedim. Onu pas geçiyorum. hanı dedi ki günlük masraflar için hazinedarıma uğra senin masraflarını verecek. Ben de hazinedarın yolunu bilmiyorum dedim. Yerini oturduğu yeri bilmiyorum. O da yanına adam veriyor ve bu gördüğü olayları da fecaat diye anlatıyor. Bu yazdığım esirlere yapılan muameleler biliyorum ki okuyucunun nefretini çeker. Ancak bu vahşi ve gaddar uygulamalar hep misilleme olarak yapılıyordu. Burada da hafif bir viraj alıyor. Yani İranlılar bundan çok daha kötülerini yapıyorlardı. Bunlar da ister istemez bir daha e, işlemesinler diye bunlara böyle sıkıntılar veriyorlardı. Yani Çavdurlar'ın geçen kış Orenburg ile Hi ve yolunda rastladıkları Özbek kervanı halkına yaptıkları barbarlığın bu bir misillemesiydi. Anlatıldığına göre o kervanda 200 baş deve bir halde Türkmen varmış. 2000 baş deve 2200 değil. Bir halde Türkmen varmış. Çavdur eşkıyası kervandan gasp ettikleri birçok Rus malıyla yetinmeyip, çoğu Hive Özbeklerin olan halkın kıyafet ve yiyeceğini bile almışlar. 60 kişiden 8'i kurtarabilmişse de onlar da soğuktan ölmüşlerdi. 60 tane de insan ölmüş idi. Dedik, orada kaldık efendim. 69. bölümde buluşmak üzere. Hoşçakalınız efendim. Bir anı, bir hikaye